Zaten gideceksin. Aynen. Hala evet şef diyor amına. Hadi neyse. Kaç tanesini ilk buluşmada yersin? Dünyanın en sağlam testi kardeşim. Ne lan? Ne bileyim amına koyayım ben de bilmiyorum. İlk buluşmada bunlardan kaç Kanka. tanesi için sıkıntı olmaz yerim ben dersin. Bir kere ben cevapların hepsini söyleyeyim. Hepsini yerim. Diyeyim mi bak şimdi bakayım ne çıkacak. Yemem. Salata yer misin ilk buluşmada? Siksen yemem. Siksen yemem. Aa burana marul yapışır, burana peynir tutunur Oyundan falan. değil, yemem yani. Bir de Ben sana, yemezsin abi ben salata normalde ne? yemeğin yanında da pek söyle, aslında sağlıklı bir şey. Keşke yesem, öyle bir alışkanlığım olsa. Ama gerçi son zamanlarda maydanoz falan, ki maydanoz boruya gidiyor, iyi oluyor. Hiç de sevmem ya. Hiç de sevmem. Herkes değil mi? Yemem Demet ama. demet şey yiyecekler. Böyle Limonu maydanoz sıkacaksın böyle, az tuz gibi. herifler. Evet çok sağlık bu arada. Maydanoz yiyin abi ben sevmesem de. Ben yemem Ben de ama. yemem diyorum. Salata tercih ettiğim bir şey değil. Bu %74 kişi yerim demiş. 17 bin oy almış. Oha. Bunlar şeyler. Kızlar yapmış İlk bunu. buluşmaya gittin. Ben salata alayım. Ya Hı. voy dürdür mü ya amına koyayım Oy. diyeceksin ya. Biraz rahat olun. Spagetti yemem. Bak bunu şeyden yemem. Harbiden Zor abi üf, yemesi. yaptın yemesi zor Yemem. bilmem ne. O bu stres bak. Bunu yemem. Spagetti değil de normal makarna, tavuk, böyle mantar O sosu, kremalı olur. falan, o olabilir de bunu yemem Ya abi. bu çünkü böyle o özgürce böyle ağzının içine giderken de sağa sola salça malça bir sos mos Bu fırlatır arada bu. acıktık ama. Acıktım ha. Vallahi acıktım ben. Bir Neyse yemek yemem. atlatırız dur. Bunu biraz daha böyle canımız çeksin. İzleyelim Tamam bakalım. %50 oldu. Bu demek ki toplumun genel olarak yarı yarıya verdiği şeymiş. Antrikot. Anasını sikerim. Yok böyle bir Tövbe. şey. Oğlum dananın anasına niye söyledin şimdi şeyini? Şimdi chatten hemen cevaplar gelecek. Açılmıyor bunu Nasıl kökünü. yiyelim abi? Et olmuş 100 lira falan diyor Yokmuş öyle bir dana sırtından lokum. böyle. Üf. Öf. Tereyağında. Yerim abi. Hiç affetmem. Ya yemem diye. Neyi ne yemiyorsun? Niye işte? Bunu böyle... Bazısı şey vejetaryen diyor. Ne? Tamam. Antrikotu yedik. Tavuk Abi bir şey, kanat. bir oraya gelsene Ne? görsele. Bak orada bildiğin şu çam ağacı gibi bir şey. Ne olduğunu da bilmiyorum amına Kekik koyayım. lan o. Kekiğin bunu Kekik mi? bildiğin. Ama o kekiğin herhalde bu yaş hali Taze yenmiyor kekik. direkt. Onu böyle şeyinden tutuyorsun diye böyle üstüne döküyorsun. Taze kekik olduğunu düşünüyorum. Chat söyler kekik diyor herkes. Bak hayır, bir keresinde Çam ağacı. aynı böyle geldi çam Sen ağacına onu mu benim yedin yanıma. direkt? Onu bir yedim ben. Ananı avradını bir Ne sikeyim. yenmez lan o. Ya bu üstündekine bayılıyorum aşkım ya. Kürdan Çok acı lan o. dişiyle temizlik yapıyor anasını satayım orada. Tamam yerim dedik. Tavuk kanat. Bak ilk bir kere konuya odaklanalım. İlk buluşma. 18 yaşında Bunu yemem yaptığın ya. ilk buluşmayla 30 yaşında yaptığın ilk buluşma farklı kardeşim. Evet. Tamam mı? İlkinde Hamburger tecrübesizsin. yersin o 20 Ya yaşında. onu da geçtim. İşte düşünürsün aman ağzım şey olur mu? Aman böyle diye ısırırken çirkin olur muyum bile düşünürsün. Ona göre kibar olursun böyle hani en rahat yiyebileceğin şeyi seçersin. Ben Bu şu yaşımda arada siklemem. yemek yerken senin psikolojini çözüyor insanlar, biliyor musun? Nasıl yediğinle ilgili. Nasıl ya? Sorunun var mı, problemin var mı? Mesela ben çok sorunluyum o konuda. Direkt bir bu işten anlayan psikologlar diyeyim, senin yemek yiyişinden problemini çözüyor adam. Nasıl hızlı mı yiyorsun? Böyle löpür löpür mü yiyorsun? Düzgün mü Ya yiyorsun? normalde Böyle ilişkide amına koyayım 1,5 dakikada bitireceğin hamburgeri orada yarım saatte yiyorsun o kasıntılıktan zaten. bu zamana kadar yaşadığım, çalıştığım iş yerlerinde hep şu vardı. Hep acele bir iş yaptım, tamam mı? Yetiştirmem gereken işler oldu hayatımda. O yüzden yemek benim için karın doyurmak haline geldi. Hep böyle yemeğimi yerken, bizim molamız falan yoktu uzun bir süre. 10 sene falan öyle çalıştım ben. Hemen yemeği yiyip işime dönmem gerekiyor ve yetiştirmem gerekiyor. Oradan bende bir alışkanlık kaldı. Çok hızlı yemek yiyorum abi. Ve bunu aşamıyorum. Keşke çok sağlıklı yavaş yemek. Horur diye ben bitiriyorum Ben de yani. çok hızlı yerim. Çok Ama sağlıksız. konu Ama çok bunu yemem sağlıksız. ama. Kanat ben de kolay kolay ama Bıktım ya, şunu ben önceden de korktum. yayında anlatmıştım. 6 yıl süren bir ilişkim vardı son ilişkimin. Onun ilk buluşmasında ben lahmacun söyledik. Yani ne yiyelim falan bilmem ne baktım böyle ya ulan dedim bir ay sonra yanında osuracağım dedim ya Allah Allah deyip böyle dakika bir lahmacunu bir söyledim. Karşımdaki de rahatladı. Soğanlı muanlı lahmacun dürdük yedik abi mis Abi bir şey gibi. söyleyeyim sana. Ve Bunu bir ayda mesela kıracağımızı direkt kırdık. lafını sokup duruyor bana. Kim? Biz Ha. Nezahat'le
Bağcılar evlendirme dairesinde evlendik. Sana anlattım ben bu mevzuyu. Biz ne zaten ilk tanıştık. Telefonla konuşuyoruz. İstanbul'a bir kere geldi gitti. Bir kere gördüm onu. Bir gün yine telefonla aradım. Dedim ki bak dedim Nezahat. Biz dedim evleneceğiz. Ayağını denk al. Bütün hayatını bana göre şekillendir. Ben seni alacağım dedim. Tamam. Alfaya bak be. Ondan sonra kapattım telefonu. Gene İstanbul'a bu yarışmaya katılmıştı. 25 bin lira para kazandı o. Bir bilgi yarışması vardı. O diyor. Tabii çok Nezahat'in genel kültürü inanılmaz abi. Çıldırırsın. Neyse girdi orada. Yarışma esasında da bizim de stüdyoya yakın da evimiz. Bende kalıyordu işte o süreçte. Ben ondan gizli bir şekilde gittim evlendirme dairesine. Kimliğini aldım şeyden. Başvurumu yaptım. Annemi aradım. Dedim, sen ben, bayağı kaçırmışsın oğlum kadını. Annemi aradım. Dedim ben evleniyorum haberin olsun. Dedim nikaha basıyorum. Onun annesini babasını aradım. Böyle kaçırma var mı? Ben dedim kızınızı evleniyorum bilginiz olsun. Uyandırdım kalk dedim giyin. Ne oluyor falan filan kalk dedim gidiyoruz. Gittik belediyeye abi bastım nikahı orada ona. Böyle kız böyle mal gibi kalıyor. Ne yaptığının farkında değil tamam mı? 3 ay sonra bak he. Orada bastım nikahı evlendik. Ondan sonra da arkadaşlar falan vardı. O kafamı sikeyim o dönem çok da param yok. Ve bunu da söylüyorum yani. Ben asla şunu yapmadım. Benim arkadaşlarım vardı. Araba kiralayıp karıya kızı şey diyordu işte bak benim. Ya anı yapan araba kırdolar var. Ben hepsi her zaman şunu söyledim. Benim şu anda param yok ama bir gün olacak diyordum yani. Bunu söylüyordum da yani ekstradan. Ve para da benim için önemli değil. Senin için önemliyse işimiz olmaz diyordum. Nezahat hiç önemsemiyordu zaten o da benim kafada yani. Varsa harcıyoruz biz yani öyleyiz. Gittik menemenciye amına koyayım bağcılarda. Keşke öyle yapmasaydım. Vallahi durumum olsaydı aşkım. Harbiden en kadar götürürdüm yani. Ya o, ama bak işte öyle düşünme. O belki ondan mutlu oldu anladın mı? Onu sevdi ama belki. Ama bana lafını sokuyor hala. Ulan beni menemenciye götürdü. Ya sokmasın falan. İşte abi güzel olana ya. Menemenciye gidip yemek yemek en kral hareket abi. Yani kalkıp da. Bence bu, güzeldi de bu. Bence de bak ne güzel lan oğlum. Ben mesela bunu daha orijinal buluyorum. Yani kalkıp da işte şampanyayı açtım. Ondan sonra çok güzel bir restorana gitmiştik falan. Çok klişe işte. Bana çok klişe geliyor abi. Gittik orada ayaküstü simit ayran yedik dedim mi ben böyle şey oluyorum yani. Ha işte diyorum ya budur abi diyorum. Sikim lüks yeri lüks yaşantıyı. Yerim ama böyle gazım. Yemem. Açız hepsini. Açız oğlum. Ben de yemem bu arada. Ben, tavuktan sıkıldım ben. Tavuk yani. Yenmez abi. Uf kuru fasulye de arabada bırakana kadar ne tutarsın amına koyayım içinde var ya. Bir de pastırmalı olacak bir de bu. Ona ne olur. Bir de bu ilk buluşma stresi hep anlatırız ya bok muhabbetlerinde o şişer şişer buralı memelerin büyür anasını. Arabadan inip kapıyı kapattığından baaaat diye vurup böyle dünya varmış diye bir huzur bulursun ya aşkım eve gittim mi dersin o rahatlıkla. Ben ilk buluşmada kuru fasulye yemem mesela aramam yani. Sen? Ben gittiğim yerde şefin tavsiyesiyse falan yerim. Başka türlü yemem. Şefin tavsiyesi. Ben yemem dedim. En sevdiğim brokoli. Normal. Zamanda evde de yemem ya. Çok diyet spor yaptığım zamanlar yiyorum zorunluluktan. Yer misin? Abi bunu ben artık şöyle çözdüm. Nezahat bağımlısı brokoli. Harbi mi lan? Ama çok sağlıklı bu da. Çok sağlıklı besleniyor kendisi. Bir de abi Karadenizliler böyle ot yemeyi seviyorlar yani. Yemek kültürümüz çok ayrı. Biz çok çok bir sıkıntı yaşıyoruz bununla ilgili Nezahat'te. Çok onu öyle bir an uykusundan üfusundan alıp evlenmeden önce düşmeyecektik kardeşim. Sonra mı? O kadar işten bir anı anlatıyorum sonra diyormuş ki işte o günden beri pişmanım falan diye. Şaka yaptım Nezo. Yanlış anlama. Yemek olsun derdimiz. Dert değil. Çözüyoruz. Bunlar güzel şeyler abi. Zıt olmak iyidir. Güzelce diliyorum. Tereyağında bir kızartıyorum önce. Üstüne de limon mu sıkıyorsun? Üstüne böyle yumurta kırıyorum. Oo öyle olur. Biraz da güzelce pişiriyorum. Yumurtayı hafif de yanlardan yakıyorum böyle. Çok hafif. Evet şef. Bu arada ya biz geçen Cooking Simulator oynadık. Ha, ben güzel. Millete böyle işte hani şey yani bakın arkadaşlar yemek şöyle yapalım. Ha, chat'te de Master Chef'in mimi döndü. Bir şey diyorum evet şef. Tamam şef. Şimdi onu yapıyorlar. Bak yes şef. Evet şef. Sen şimdi yemek anlattın ya şef oldun. Şu an şefsin sen. Boss şefe mi dönüştü yani? Yok lan o boss öyle bilmiyorum. Ne dönüştü dönüşsün. Ben yemem diyorum brokoli. İlk buluşmada evde yapmadığın zaman yani, yemezsin. İstakoz. Buna koyayım maaşı bırakırsın lan buna. Ben hiç yemedim biliyor musun lan? Ben de yemedim lan. Yani ya bir kez falan yemişim. Yani çok zor geliyor. Ben böyle zor yenen şeyleri sevmiyorum abi. Bunun şu bacak içleri çok güzel. Onu içini böyle lapsi gömüyor. O böyle çıkıyor böyle. Ne yiyeceksin? Ama yemesi zor. Yemem ben bunu.
Ben diyemem ya. Ben merhaba ben ıstakoz alayım falan. Ne sikeyim. Üf. Sosisli bak. Bu da az önceki anlattığımız menemen konseptinde. Gider yani. Ikea'ya gittim mesela. Aşağıda ayakta sosisli ye. Ama ya arayacağım bir şey değil. Bu büfe kapısı. Sosis anlayışım son yıllarda çok değişti. Sosis bu değil abi. Böyle gerçekten et evlerine gidip sosis getiriyor adamlar. Harbi sosis böyle. Harbi sosis getiriyor. Benim diyen sucuktan güzel abi. Güzel yine sosis başkadır. Yine geldiğinde gidelim. Öyle bir o dediğim sosis. Ulan bir de çok hoşuma gidiyor diye gittim bir kilo aldım götürdüm eve. Bir tonda para. Yapayım dedim amına koyayım. Ev var ya bok gibi koktu. Niye? Her yere sindi. Beceremedik işte abi. Onu gideceksin yerinde yiyeceksin yani. Olabilir. Onun özel tavası falan var. Ben sosisi şey seviyorum. Öyle. Dışı sert olacak. Biraz yanacak. İç yumuşak kalacak. Öyle çok seviyorum kardeşim. Oğlum biz çok acıkmışız. Bayılıyorum ben çok acıktım. Yerim. Yeriz. Gülmeyin lan yumuşaklar. Hamburger. Bak hamburger de yemesi zor bir şeydir. Evet. Yani bunun da yöntemi şu. Böyle ezeceksin onu tamam mı? Pide kıvamına getireceksin öyle yiyeceksin. Aga. Peki yoksa... var mı burada çok iyi hamburgerci? Abi güzel hamburgerciler var. Söyleyeyim mi sana bir güzel bir hamburger? Sen ne yiyeceksin? Abi benim diyet zaten dün bozuldu. Bugün de bozulsun amına koyayım. Ne olacak yarın devam ama edelim. Ama söz ver bana ben gidince devam edelim. Söz lan valla delikanlı gibi. Delikanlı gibi. Yok mok değil lan. Dün ben bir şey... Oğlum ben çok yedim lan. Ben sabah farkında değil mi? İç ekmek falan yemişimdir ha. Orada değil mi? Evet. Fark etmedin mi? O adama bira bana sepet getirdi amına koyayım. O yediğimiz şey neydi amına koyayım? Ya arkadaşlar sabah Afyon bir yere gittik. Kahvaltıcı. Çok güzel mekan. Güzel. Canınız çekmesin anlatacağımız şey. Peynir tabağı geldi tamam mı? Ortaya da böyle çemen rengi... Turuncu bir şey var böyle kare var dikdörtgen var. Sıkıştırılmış çiğ köfte gibi bir şey yani böyle. Aynen. Garip bir şey. Ulan herkes etrafından tüketiyor. O ortada kaldı. Hani ezme gibi bir görüntüsü var ama böyle sık bir şey böyle tuğla gibi yani. Dedim ulan her şeyi yedim bundan ne yiyeyim yani. Hatta çatalı batırdım ağzıma bir attım. Allah affetsin gıdadır yemektir günah ama. Yani ezme değil oğlum öyle ezme mezme. Dur anlatıyorum işte. Benim şakaklarım yanmaya başladı. Bütün önceden yediğim bal kaymağım bile tadımadı gitti. Hani dedim ki Allah kahretsin dedim ya yani aç olan adam yemez. Sonra dedim ki benim bunu Burak'a ve Burç'a yedirmem lazım. Ama suratımda bir bok yemiş böyle bir ekşiliği olduğu için. Dedim ki oğlum şundan bir tane yiyin dedim ya bu nedir dedim amına koyayım böyle güzel bir şey olamaz. Zıkkım mıdır ne zıkkım ne lan? Burak gaza geldi böyle bir attı. Burak'ın beyni yandı. Burcu'ya zorladık. Sonra sorduk adama ne bu dedik. Ne peyniri dedi. Hayır ben orada yaptığı roleplay'i unutamam. Yedi tamam mı böyle ağzına aldı. Ben orada yakaladım bunun birikimi miğinden. Bok gibi bir şey tövbe estağfurullah tamam mı. Bu ama şey yapıyor pislik. Hocam bunu yemelisiniz diyor tamam mı? O kadar güzel ben anlatıyor o acıyı acıyı yaşadıysan bunlar da içecek. O kadar güzel anlatıyor ki bize sanki yediği çok güzel bir şey. Ben dedim yemem arkadaş. Bunu bense harbiden öyle takıntılarım var. Benim bir arkadaşım vardı. Adı B ile başlayan şeyleri yiyemiyordu. Barbunya, bezelye. Öyle bir saçmalığı vardı. Ben de böyle turuncu böyle kalıp gibi şeyler. Çiğ köfteyi falan da çok sevmem ben o tarzda. Çiğ köfte de yenir be. İyisi yenir de her tepsi yenmiyor yani biliyorsun. Aa harbiden zıkkım mı lan bunun adı? Zehir yok, peynir, zıkkım. Peynir. Oğlum, peynir de oğlum bizim yediğimiz. Zehir zıkkım mı işte anla koyayım. Zıkkım peynir yazsam bunun peynirleşmiş hali falan mı var? Abi çiğ köfteye benzeyen çok kötü bir köy peyniri böyle. Hayır bir de işin komik tarafına geliyorum. Lan ne oluyor amına koyayım ya. Adamı çağırdım garsonu dedim ki abi dedim bu ne? Dedi ki bir şey peyniri dedi. Dedim bunu seven var mı dedim. Adam ne yaptı? Şöyle bir 3 saniye düşündü. Ağzını buruşturdu. Böyle ağzını buruşturdu. Yok dedi. Ulan dedim niye satıyorsunuz amına? Niye tabağın ortasına zehir bomba gibi koydunuz onu amına koyun? Manyak mısınız siz? Rezillikti ya. Adam çok komikti oğlum. Sonra gitti bir de diğer garsonlara anlattı. Onlar da gülüyor orada. Çünkü suratların şekli değişiyor. Bir de biz uykunun son hali. Orada bir şey olmadı. Ne güldük ya. Çok sabahın 8'inde götümüzden ter aktı gülerken. Ya acı, aşırı acı. İçinde karabiber yoğun. Çemen tadı geliyor. Çok kötü bir şeydi ya. Ne olduğunu bilmiyorum işte.
Ya onu seven adamın ağız tadını sikeyim affedersin yani. Mümkün değil. Çökelek mökelek bir sürü bir şey yazıyorlar. Bir şey peyniri yazan da var, anlamadım. Burak geliyor herhalde. Burak mı geliyor? Aa, gelsin. Hep istediğiniz Limon Tayfa'yı. Evet, Limon Tayfa'yı. Burada 3 bilgisayara dağılıp Sea of Thieves'e başlayalım mı? Arkadaşlar, hamburger yer misin ilk buluşmada? Yenir bu arada. Yenir yani. Yenir. Kokoreç yenir. Yerim her türlü. Her türlü yerim. Okay. Hatta bu güzeldir böyle. Kızla gitmişsindir. Güzel böyle belki de bir salaş bir yerde birer tane duble bir şey içmişsindir. Ya da işte bir hemen içmişsindir. Hadi acıktık deyince gidersin. Başına abi. Güzelce baharata içeceksin şimdi. Kekik, nane, ananı sikim. Alıp böyle komple ısıracağım. Öf. Yerim. Of. Çok severim. Ya ben midyeyi çok seviyorum. Bir kere zehirlendim ama. Ondan beri... Ön yargım mı var? Ön yargım var. Ben de öyle bir kez. Ben mesela sushi hiç sevmem. Annemler bir gün sushi almışlar eve. Migros'ta falan böyle hazırları satılıyor ya. Ki kimse bizde sushici falan değildir yani. Almışlar. Bir yere gittiler. Kayağa mı gittiler? Bir şeye gitmişlerdi. Oğlum bir gün eve bir geldim. 2 gün sonra. Nasıl açım? Ölüyorum ama. Açtım baktım sushi var. Böyle pirinçleri falan da gördüm ya. Dedim pilav gibi yerim ben bunu. Bir attım, iki attım, üç attım. 5 dakika sonra bir kusmaya başladım. Oy işte çok kötü bir şey. Bir zehirlendim. Çiğ balık bir de bozulmuş amına koyayım yani. Ölüm. Abi ben nasıl kusuyorum? Ölü. Sonra bir baktım tarihine geçmiş. Ama midye dolma kralını yerim yani. 50 tane 100 tane hiç affetmem. %49 yerim. İşkembe. Kız da içiyorsa yerim. Ben içmiyorsa da yiyorum abi. Paça. Of. Aşkım seni çok bayılır lan olmaz. Sirke amına koyayım, limonu da sıkacaksın buna. İçmem diyorlar ya. İşkembe suyuna damar. Ana içedin mi? Damar mı? O taneleri böyle yumruk gibi oluyor amına. Böyle damarlı. Vallahi var ya, bir güzel oluyor. Afiyet olsun Burçay'ım. Yerim yani. Ben de yerim ya. Bak %16 yemem, %84 yemem demiş. Ya bir ön yargı var da ne bileyim. Diyorum bak. Beslenme bir garip. Kardeşim bir kere bir kızla randevu yapıyorsanız lan birlikte bir şey yiyorsanız. Eğer böyle sarımsak, soğan, cart çürtlü şeyler yiyorsanız karşı tarafın da aynısını yemesi gerekiyor. Yemezse o hani bir gırtlama gelir ya insana. Ortamın amına koyar o. Sakın bak yanınızdaki yememişse onun bütün aromasını genzine çeker. Oy. Ama sen de, o da yemişse hiçbir şey olmaz. Var bir de pis kokuyor mu? O sırttan beter o yaptığın var ya. Hani rahat diye geğirsen koymaz da bu yaptığın. Fısasırık gibi işte. Hani sen sanıyorsun ya kibarlık yapayım onu kapatayım izole edeyim diye. Kaşarı yok abi. Götünden solur onu bak söylüyorum. Yerim dedim. Adana kebap ya yenir ne yapacaksın? Yani. Kebapçıya gitmişsindir Adana kebap yersin. Lahmacunun dibine vururum. Buradan söylüyorum çocukluğumu lahmancusu. Ethem Efendi Caddesi'nin yanında Ömer Paşa'da Murat Kebap vardır. Eğer Caddebostan taraflarına giderseniz sağda Murat Kebap'ı gördüğünüz zaman deyin ki Tuğkan usulü lahmacun. Hafif böyle hamur. Çıtır değil. Ben çok severim. Allah Allah. Evet çıtır lahmacun sevmem. Hafif hamur olacak böyle. Biraz ararım derim ki abi çiğ bırak biraz. Hamuru böyle dibine kadar pişirme. O, ama bir yaştan sonra çok rahatsız eder. Öyle. Yok 7 tane yiyorum. 8 tane bu kadar. Of. Buramda kalıyor. Ama nasıl seviyorum. 7 tane 8 tane yiyorum. Hani bir gramda rahatsızlık duymuyorum. İlginç. Çok güzeldir onu. Yerim. Yedim de zaten. Ya, hiç aradığım bir şey değil. Yemem abi. Kendim benim damak tadım değil ya. Benim de değil ama şöyle bir formül. Kaliforniya bilmem ne mi diyorlar onu bilmiyorum. Ben sushi yapabiliyorum. Seviyorum da yapmasını. İçine salatalık, mayonez. Bak şu şey neydi? Yengeç ve karides hazır satılıyor. Böyle kırmızı kırmızı tane tane. Chat'ten bilen olur. O çok güzel. O böyle peynir gibi yiyebildiğim bir şey zaten. Ben hepsini denemedim. Ben şu siyah sarmalı olan var ya bak pilav var. Dur işte. Bakayım. Surimi. Surimi. Yaşa. Surimi'dir o. Marketlerde satılır. Bunun makinesini alıyorsun. Bir tek dışındaki bunun şeyini sevmiyorum ben. Yosununu. Zaten yosun olayı bunun ama sevmiyorum. Yosun mu? Tabii bunun dışına bak. Şu dışını şu var ya şu yosun. Harbi mi? Tabii bu yosun yaprağı böyle sarma yaprağı gibi. Bak, o gösterdiğin siyah var ya. Evet. Ondan mesela yedim ben ama değil benim damak tadım değil. O yani. Böyle ağzına deniz tadı, okyanus tadı bırakır. Ama şu hadi bunu şeye bandırmış. Yumurtasına balığın. Havyara bandırmış. Bunun olayı şey. Zil çaldı bu arada dur. Nasıl zil çaldı? Zil çaldı ya. Bırakma ya.